milli gururumuz TOG'dan, diğer tarafta bilişim üssü, bilişim vadisine kadar uzanan bir hinterland'a hitap eden bir noktadayız. Ve an itibariyle çok şükür ki sahada şu an 40'ın üzerinde fabrikamız, üretim tesisimiz inşaat halinde. 5 fabrikamız üretime geçmiş durumda, hatta ihracatlarına başlamış durumda. O anlamda artık önümüzdeki yıla çok daha umutlu bakabilecek bir noktaya gelmiş durumdayız. 350'ye yakın üyemiz var şu an itibariyle. Burada yapmış olduğumuz envanter çalışmasında çok anlamlı sonuçlar elde ettik. Üyelerimizin ortalama kilogram başına ihracat değeri 7 dolarlar mertebesinde. Ki bakınız, bu Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. 1.2 olan Türkiye ortalamamızın çok çok üzerinde bir toplamız, bir kümeyiz anlamını ifade ediyor. Buraya daha da büyüyerek gelmeleri üzerinden yaptığımız bir hesaplama üzerinden biz şunu net olarak görebiliyoruz. Yaklaşık 4 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir ihracat potansiyeli inşallah Yalova'dan yükseliyor olacak 2029 yılı itibariyle. Önümüzdeki yıldan itibaren bu artış ivmesinin çok daha hızlı artacağını görüyoruz. Ve 2028, en geç 2029 yılı itibariyle %100 doluluğa gelmek gibi hedefimiz halen canlılığını koruyor. Özellikle organize sanayi bölgemizdeki uluslararası ölçekte çok büyük firma üyelerimiz de var. BMC gibi, Tosyalı Holding gibi. Önümüzdeki yıl onların da yatırımlarına başlamasıyla, onların da kendi networklerini, kendi ekosistemlerini bölgemize taşımasıyla oluşacak çarpan etkisi tabii takdir edersiniz ki çok daha fazla olacak. Dünya gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. Bunun da elbette ülkemize yansımaları oluyor. Fakat pandemi sürecinde de olduğu gibi ülkemiz girişimcileri, ülkemizin müteşebbisleri, ülkemizin sanayi kapasitesi ve sanayi birikimi gerçekten bunu çok kısa sürede fırsata çevirebiliyor. Bu pratiği yaşadık, pandemi döneminde de yaşadık. Ve biz aynı bu dönemde de yine aynı pratiği daha güçlenerek, bu sefer daha yüksek katma değerli ürünler üreterek, daha yüksek teknolojiye yönelerek burada yine yeni fırsatlar çıkartabileceğimize inanıyoruz. Şöyle ki, elimizde bir kere çok sağlam bir reçetemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonu yeni Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını hangi prensipler çerçevesinde yürüteceğinin aslında bir nevi anayasası. Bu anlamda reçetemiz çok sağlam. Nitelikli genç nüfusuyla, jeostratejik konumuyla, uzun yıllara dayanan bir endüstriyel birikimi ve kapasitesiyle Türkiye dünyanın artık çok net olarak ifade etmek gerekir, çok önemli üretim üslerinden biridir. Evet, çok şükür artık yapmaya çalıştıklarımızla, ortaya çıkarttığımız sonuçlarla şey noktasına gelmiş durumdayız. Artık gerek ulusal, gerekse ifade ettiğiniz gibi uluslararası büyük oyuncuların artık çekim merkezi, odak noktası haline gelmiş durumdayız. Hemen hemen her hafta benzer nitelikte uluslararası bir firmayla görüşmelerimizi yürütüyoruz. Biz bir klasik manada bir sanayi bölgesi olarak değil, burayı bir yaşam alanı olarak ele aldık. Yani bu uluslararası oyuncuların, üretici oyuncuların, büyük oyuncuların biraz radarına girmemizdeki kanımca temel sebeplerden biri bu. O anlamda organize sanayi bölgemiz içerisine ilk kez bir devlet üniversitesi mühendislik fakülteleri kampüsünü taşıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Belki dünyada da çok sayılı örneği olan bir uygulama. Yalova Üniversitemizin Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümleri yükseliyor şu an itibariyle. Diğer tarafta hemen solumuzda kamu kampüsümüz, Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğümüz, KOSGEB, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bunların yerleşkeleri yükseliyor. Bu artık burası
bir kamu, üniversite, sanayi işbirliği ekosistemi. Biz bunu fiziki olarak inşa ediyoruz burada. Dolayısıyla bu kapsamda bütün üretim tesislerimiz, bütün sosyal donatılarımız TSE'nin yeşil bina sertifikasyonuna tabidir. Bu, burada üretim yapmak isteyen herkes için bir zorunluluk haline getirdik. Dolayısıyla bütün yapıların yeşil bina sertifikasına sahip olduğu bir yerleşke inşa ediyoruz. Bunları alt alta koyduğunuz anda ortaya çıkan son ürün artık yeni nesil bir sanayi bölgesi. Ve biz bunu artık sanayi bölgesi de değil, yaşam alanı olarak adlandırıyoruz bunu.